Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Lego setimizin içerisinden eksik parça çıkarsa ne yapacağız? Onun hakkında sizlere minik ama önemli birkaç bilgi vereceğim. Vereceğim bilgileri lütfen ama lütfen kimse suistimal etmesin. Çünkü Lego geçmiş istatistiklerden olası eksik parça çıkma sayısını biliyor ve alışverişinde de yapılıp yapılmadığını kontrol ediyor arkadaşlar. Yani inisiyatif tamamen Lego'da. Olur da eksik olmayan bir parçamızı istedik. Onlar da gönderdiler. Eğer ileride gerçekten bir parçamız eksildiğinde onu da göndermeyebilirler. Dediğim gibi inisiyatif tamamen Lego'nun elinde. Evet arkadaşlar, Lego satan bir oyuncakçıya veya Lego Store'a gittiniz. Ya da online mağaza veya satıcıdan yepyeni bir Lego siparişi verdiniz. Setinizi eve getirdiniz veya da setinizi kargocu arkadaşlar eve getirdi. Deli gibi heyecanlıyız, yepyeni bir Lego seti almışız. Lego'yu karton paketinden çıkardık. Cillop gibi bantları açılmamış Lego paketimiz elimizde. Heyecan iyice arttı değil mi? Benim artıyor açıkçası. Ve her Lego setinde de heyecanım gerçekten hala devam ediyor. Bantları kesiyorsunuz veya da o çıt çıtlı yerlerinden kutuyu açıyorsunuz. Poşetleri gördüğünüzde gözleriniz daha da parlıyor. Yapım kılavuzunun naylonunu açıyorsunuz. Sayfasını çeviriyorsunuz. Yapım aşamaları başlıyor. Ve poşetleri açıp yapmaya başlıyorsunuz. Yaparken bir müddet sonra parçanın birini bulamıyorsunuz. 68 defa parçaların arasından böyle tiftikleye tiftikleye parçayı arıyorsunuz. Ateş başınıza sıçrıyor o sırada tabii. Hele ki çok parçalı bir setse of Allah'ım of! Aslında o parçayı aramak bile ayrı bir keyif. Ama hani e, ben genelde video çektiğim için parça aramak gerçekten bazen çok can sıkıyor. Parça yer yarıldı, sanki yerin içine girdi. Yok, peki bu durumda ne yapacağız? Öncelikle önümüzdeki parçaların arkasına saklanmış mı veya da başka bir parçayla birleşmiş mi veya da yanlış yapmış mıyız onu kontrol edeceğiz. Ayrıca yapım kılavuzunun sayfaların arasına da kaçmış olabilir. Oraya da bakmanızı öneririm. Yine yok. Peki şimdi ne yapacağız? O zaman parçaları çıkardığımız şeffaf poşetlerin içerisine mutlaka bakın. Bazen poşetin içine takılıp kalıyor ve biz onu Kayıp sanıyoruz yine mi yok o zaman poşetlerin çıkmış olduğu Leko kutusunun içine Mutlaka bakın Bazılarında Beyaz kutular da çıkıyor biliyorsunuz Ona da bakın O zaman Yine mi yok Çevreye Yerlere bakın Altınızda halı varsa halının üzerine mutlaka Dikkatlice bakın bazen görülmeye biliniyor yok 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 parça yok arkadaşlar Bulamıyoruz peki şimdi ne yapacağız videomuzun Asıl konusu Bu Evet Artık bilgisayar başına geçmenin zamanı geldi. Evet, bilgisayarımızın başına geçtik. Lego.com.tr'yi tıklıyoruz. Özellikle bölgenin Türkiye olduğuna emin olun arkadaşlar. Eğer değilse de Türkiye olarak değiştirin. Buradan destek sekmesine gelip yedek parçalar kısmına giriyoruz. Burada karşımıza iki seçenek çıkıyor. Eksik parçalar ve sorunlu parçalar. Eksik parçalara tıklıyoruz ve karşımıza 6 adımda istenen bilgileri giriyoruz. Öncelikle konumumuzu Türkiye olarak seçiyoruz. Buradan ikinci olarak set numaramızı giriyoruz. Ben örnek olsun diye T-Rex Rampage setinin numarasını gireceğim. 75 936 tıklıyorum. Setim karşıma geliyor ve istersek aşağıdaki parçalardan seçip poşet ekle diyebiliriz. İstersek de yapım kılavuzumuzun en son sayfasındaki parçalardan kodlarını bularak buraya yazabiliriz. Ben o şekilde yapacağım. Parçalarımın numaralarını biliyorum. Evet poşet ekle dedim. Parçamı. İkinci parçam da o da karşıma çıktı. Bunu da poşet ekle diyorum. Ve siparişi onayla dedim. Burada artık bizden bilgilerimiz isteniyor. Bilgilerinizi rahatlıkla yazabilirsiniz. Legonun veri saklama sistemi oldukça güvenli arkadaşlar. Adınızı, soyadınızı, açık adresinizi, şehrinizi, posta kodunuzu, telefon numaranızı ve mail adresinizi yazıyorsunuz buraya. Ben daha önceden yazdığım için şimdi bunu yazmayacağım. Bunları yazdıktan sonra karşımıza onaylama adımı çıkacak. Talebi onayla ve gönder'e tıklayacağız ve yaptığımız işlemin bir özeti karşımıza Çıkacak daha fazla bilgiye ihtiyaçları olursa birkaç gün içerisinde temasa geçeceklerini söylüyorlar. Bilgiye ihtiyaçları olmasa da parçanın yediğini mümkün olan en kısa zamanda göndereceklerini ve parçalar yola çıktığında bizi haber etmek için bir gönderi onayı ileteceklerini söylüyorlar ve bunları anlatan bir de bize mail gönderiyorlar ve beklemeye başlıyoruz. Ben 17 Kasım tarihinde parça istemiştim. 12 saat sonra eksik parçaların bana doğru yola çıktığını belirten bir e-mail attılar. Bu e-mail'de ayrıca bir de sipariş numarası var. Parçalarımız Lego Danimarka'dan yola çıkıyor ve söylediklerine göre 8-10 iş günü içerisinde bize ulaşacağını söylüyorlar. Ama benimkisi 13 günde ulaştı. Bence 13 günde gayet iyi bir süre. Parçalar direkt bize değil, Lego Türkiye'ye geliyor arkadaşlar. Lego Türkiye'de Yurt kargo aracılığıyla parçaları bize yolluyor. Lego Türkiye'ye bu ilgi alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi Yurt Chicago ile gönderiyorlar. Bunu açıyorum. Bu da Lego Danimarka'nın gönderdiği poşet. Lego Danimarka'nın kutusunu açıyorum. bu şekilde istediğim parçaları göndermişler. Bu kutuyu da açalım. Evet. Eksik parçalarım elimde arkadaşlar. Arada böyle bilgilendirme videoları gelecek arkadaşlar. Hepimiz bu durumu yaşayabiliriz. Başınıza geldiğinde artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Ama başlangıçta da söylediğim gibi su etmemek lazım. Evet, bu bilgilendirme videosunu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayınız. Abone olmayanlar varsa abone olursa sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lego ile kalın, sağlıklı kalın. Hoşçakalın.